Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana sizden bugün ana şu Adem Aleyhisselam'da yaralışı ve bidayatul halka diye sohbetleşip Adem Aleyhisselam'da yaralışı yurt bir yenedik. Bugün inşallah bana Adem Aleyhisselam'ı hadi yaklaşken bulamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da merhamet kıldı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerini ve insanlarını, adamlarını ibadet için yarattım. Ve merhamet kıldı. Demek insanını yaralışı giden maksat ibadet buladı. Eğer kas bir insan dünyaya kese, Rabbisini tali onge ibadet kımidigen olsa, özü malum bir maksat için yaralgen de şu maksatla amal yaşırmagen buladı. Bana şu kolumuzda kalem eğer yazıştığından tohtap olsa, öz-özüden kereymesine gelenip kalırdı. Kolumuzdaki telefonumuz bu gün çıkartıp küyü alıyor olsa remont buluşu yine remont bulmasını yine ustadan eşlik yapaydığımızda her kança kıymet bulgu alıyor bu meylik o arzın ve yani iki bulgu kıymet narsa o kalırdı. Her bitten arsa özüne mavcut bulduğu şekilde manu bir maksatlı gözleydi. Şu maksattan maksatında amal göçülüşten yarım yakalıyor da o nasıl kereymesine gelenip kalırdı. Bu düşünüyorsakken de insanla dünyaya girişirken de maksadı ibadet eken. İnsan ibadet kımasa, kereymez büyüm katarıda bu kolarda. Bağlan ki Allah subhanahu wa ta'ala, siz bulan bizi ibadetimiz gibi muhtaç mesela. Allah ta'ala ki nime kereyi vardı adam yaratıştıydı. Nime kereyi vardı mahlukatla yaratıştıydı. Allah ta'ala ganiyun anil alemin, bütün alemlerden bir hacet bugün parverdiği aradı. Hiç öyle görgenmiz mi? Nime ki Allah ta'ala yaratken siz bulan bizi. Nime ki kereyi vardı Allah ta'ala ki. Şunu yaxşı şunu olsak, bizge Allah Ta'ala en asasi nesil bergenliği gidiyor, biz dünyadaki en boy adamlar ekenliğimizi anlayıp yetemiz. Allah Azze ve Celle'nin güzel isim sıfatları var. Allah Ta'ala'nın rahmeti var, keremi var, merhameti var. Bana şu sıfatlarını Allah Ta'ala zahri kılıçlıydı haladı. Bandalar diyar etti, mahlukatlar diyar etti, onlara nimetlerini verdi, özünü tanıttı. Özünü Allah Azze ve Celle tanıtışlıydı hakladı. Demek bütün kainatta yaralışı giden maksat Allah'ın tanışlığı buladı. Demek siz bulan biz dönüge gelip Allah Azze ve Celle'ni tanıp biz, onun ismi sıfatlarını örgenip biz, kandı sıfatları gekenliğine körüp biz, iman keltirip biz demek en asası inerse var bizde. Onu bu yaka degenerse Allah da aladı hakşı degenerse, haklasa birerdi, haklamasa birmesidir. Bandalar var, dünyadaki hemen matada gen, lakin Rabbisini tanışlığı baktıdan mahrum. Bandalar var, yeryüzünde sultan bugün, yeryüzünde hükümranları, padişahları bugün. Reki Rabbisi ge, Subhane Rabbiyel A'la'da peşenesini yeri koyup sacda kılıçlayıp baktıdan mahrum. Çünkü buradalar, dost kıdırsın, ibadet yeter değilken. Her kança nasıl insanda köp olsun, lekin ibadeti bu milgen olsa, yerde üstü toplayken, cemiyki narsası kömülgen de insan, yerde tayilge, özü kirip getirdi, yerde bette kaladı, fakat insanda ibadeti bile kiredi. Demek Allah Azze ve Celle'nin siz bilen biz tanışlığımız biz için verilgen en âli nimet buladı. Allah'a hamdolar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bana Adam aleyhisselam'ın yarışlığı hakkıdaki bahs söz Adam aleyhisselam hala yaralmasından turup başlandı. Estaizu billah idh qala rabbuka lil malaikati inni ca'ilun fil ardi halife. Vakti ki parvardigoringiz farishtalarga men yeryüzüde özümü halifemi yaratmakçımen dedi. Halife degen söz bu orunbasar degen. Allah Azze ve Celle'nin yerdeki orunbasarı degen. Yeryüzüge hala adam demedi Allah da Allah. Beşer demedi. Orunbasar dedi. Ana şu Allah da Allah özünü niyetini etken payette siz bilen bizi atamız adalarımız olan bir madde aziz buldu. Çünkü ne medya Allah? Meni orun basarım. Devlette birinci rahbarı padişahı olsa ondan kiyen adam orun basarı buladı. İkinci adam buladı. Allah da Allah siz bilmemiz ki şimdi ünvanda beri yaptı ki yeryüzünü meni hükmümü cari kılıçlı gibi bilen yeryüzünü abat kıladı. Meni hükmümü hayata tatbik kıladı. Çünkü orun basar dedi. Bundan katta buradalar amel, bundan katta mansab bu miydi? Her bitti erkek kişi Allah Ta'ala'nın halifesi özünü yüydü. Ana şu 600'ü, 700'ü, 100'ü, 4'ü bariz, bir daha hatınızı koyacağım mısınız? Allah'ın yeryüzüdeki orun basarı bulasınız. Yani Allah Azze ve Celle ettiği kıyamet günü de
ana shu to'rtta farzandingizni xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demek, yaralishlikni boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamni bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar. Ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizni toza tutishingiz, yurtingizni iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz. Yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa ibodat qilinglar, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin miyasi bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashlab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishdan avvaro qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'zni o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demek, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqlichalik bo'lar ekan aqli. Qanday qilib obod qilsin 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin? Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, pollarini ko'rib qo'shishni xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif mahluq, balki bizdan ko'ra axir ojizroq bo'lgan mahluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishini oldiga bir ayol kishi keladi-da, "Ey imom," deydi, "erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, taloqsan," dedi. "Taloq tushadimi, tushmaydimi?" dedi. E'tibor bering. "Oydan go'zal bo'lmasang, taloqsan," dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozini oldiga. So'zini aytuvdi, "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta taloq tushadi, taloq bo'lsan," dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz taloq tushadi," dedi deb aytdi. Haliga imom, "Yuring deb ustozini oldiga oldiga to'la bordi," aytdi. "Ustoz, taloq tushadi debsiz. Taloq tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz," dedi, "Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, taloq tushmaydi deganda ustozi tanagan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar 100 siz bilan biz ana shu 100 ga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta aziz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo "Men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman" deganida farishtalar javob berib aytdiki, "Ataj'alu fiha man yusidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosi deydi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak,
yeryüzüde kan tökadigan, günah kıladigan benden yaratasan mı? Allah Teala inni a'lamu ma la ta'lamu. Men sizler bilmeydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar nima aytdi, e'tiroz qilib aytgani yo'q. Balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. İbadu mukramun la yasuna rabbuhum ma amaruhum ve yefaluna ma yumarun. Ular hurmatli banda. Ular robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni sözsüz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, mana o'tgan darslarda aytdik, qirib yo'qib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa boradimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku. Deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga ham maqtov aytishlikda noqislik qildimiki, qildik, qilib qo'ydimikan, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. İki yıl manada öz işe gelin bana şu savalı. Allah da Allah men sizler bilmegen nesini bilemen dedi. Periştiler öz ara suhbetleşip açtı ki Allah haklagen bendesini yaratıversin. Bari biz Allah'ın huzuru da hürmetli bende bol oramız. İlimli bol oramız. Bari bizde kabul miydi o deyişti. Bunu dediği ki sabah barıdı. Çünkü farishtalar bütün kainat işini tadbir qilib turishardi. Yer dalantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizqlarni tarqatayotgan ve ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Balki men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz, otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shunday bir axloqni aytib ko'rishimiz kerak. Amr ibn As roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn As uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari boshi bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn As payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yunsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isqilichitilmayman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, Abu Bakr deydi. Keyinchi desa, Umar deydi. Keyinchi desa, Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi, davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim, bekar so'rabman. So'ramasdan, hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi deb yurganim yaxshi ekan. Rasulullohni axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har birta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har birta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham. Baribir biz boshqachamiz deyishdi. Dar haqiqat ular Alloh taolaning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o't mendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymiz-da, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhissalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. İmom Ahmad, İmom Termiziy ibn Ihmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhissalom aralashtirib, loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpog'iga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringizning injiqligini, ba'zi birodaringizning shaldir-shuldirligini turpog'idan deb qo'yib, nima qilib qo'yavering? Kechirib qo'yavering. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi birodarlar. Rizq payt bo'lmasa bo'lmaydi.
Vaqti ki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta azib bo'ldi. Qachon? O'zimi o'rinbosarimi, xalifamni yarataman deganida. Bir marta azib bo'ldi. Ya iblisu ma mana akan tasjuda lima xalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimi ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'muruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhissalomni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomilami? Bizning otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida Ahli sunna va jamoatni aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak, u beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor, bizning qo'limizga o'xshagan deb Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi, qo'li borligi iymon keltiramiz. Qandayligini Alloh biladi. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul alim. Alloh taolaga hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhissalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhissalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? Ikki sopli, uch sopli deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularni ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimiz ham ko'rib turibmiz, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhissalomning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziro edi, yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qolalamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlar ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar xavfli qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu ma'noda. Iblis keldi-da hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi?
Her tomanda aylanıp yurdu. Hadislerde geldi, iblis gelip tepki gördü Adam Aleyhisselam'da. Şunda avaz çıktı. Adam Aleyhisselam'da karnı boş yedi. Haykal haratı karnı boş yedi. Avaz çıkanı gördü de Adam Aleyhisselam'ın içi kavak bomboş yedi gördü de kuvvet yolu yedi bildi. İbn Abbas Tabari'de keltirilgen rivayetlerde Adam şekillengen, yerelgen halde 40 gün ruhsuz halde turdu. Şeytan geldi, kördü, korktu, hasat kıldı. Farişlerden korkuştu. Ayağı bilen tepki gördü, onun avaz çıktı. Adam ne? Ağzından kirip arkasından çıktı iblis. İçini boşluğunu gördü. Ve farişlerle gitti, ondan korkmayalar. Eğer Allah onu menge boyun sündürüp koysa, onu helak kılaman. Eğer beni onge boyun sündürse, boyun sünmeyim ben dedi. Niyet kareler de. Hasat, kibirden burun hasat bol yapıp buradalar günah. Hasattan boşlanadı köpünerse. Keyin kibir kılasız. Ve hemen hayran oldu. Nime üçün yaraldı bu yenge mahluk. Kimle yine bilmiydi? Ne cümette aziz oldu? Cümette mi? Yüksüre yaptı şekilde gel. Sonra Allah Azze ve Celle Adam Aleyhisselam'a ruh girgizdi. Fe izâ savvaytuhu ve nefaktu fihi min ruhi fekavu lehu sacidin. Kaçanı ki men unga onu yaratıp, tekkislep, şakillep, özümü ruhumdan püflep kirgizgenimde unga sacda kigen halde yıkılıylar. Bana düşmette bu oldu. Nememden diye yaptı Allah. Ruhumdan diye yaptı. Buradalar siz bilen bizdeki tırık tügen ruh, bu Allah'ın ruhundan acilep çıkan ruh buradalar. Bana bu ceset. Bu turpadan bogan, yerden bogan. Ölgenimize kirip getirdi. İnsan ölgende, yerdeki yerge, Osman'daki Osman köterledi. Ne mi ölmeydi? Ceset mi, ruh mu? Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum la ta'huduhu sinatun ve la nevm. Allah da ne uyku aladı, ne mudra aladı. Ruh uklamaydı buralarlar. Ölmeydi gön, uklamaydı gön, mudra mıydı gön, Allah Azze ve Celle'nin ruhudan çıkıp biz geçirdi. Bizi aziz kıyanasem şu ruh buralarlar. Şu ruh da Allah'ta Allah kiyindirip koydu bana ceset bilen. Kıyamette Allah-u Teala'yı başkattan turpadan çıkarıp kintirip koyadan bu cesetke. Cesette etiyat kılıp ruh tıkhinemeyli buradalar. Namazda türgende rahat oradı. Doğru ayağımız talih yaptı, belimiz talih yaptı, çıkıp yetip kalı yapıp çizemezden. İşletip kalış gereği bu cesette. Bu ruhtu rahat için. Hadislerde geledi. Bana kuyudaki hadiste Adam Aleyhisselam'a ruh kirişlik tafsilatları geledi. Allah-u Teala Adam Aleyhisselam'a ruhunu başıdan kirgizdi. Birinci bolu köz işledi. Cennetteki nevatlarda, meyvelerde kördü. Akıllı işledi. Pas yakarak geldi. Bana şu çocuk ekegende Adam Aleyhisselam bitti aksırdı. Şimdi farıştılar Elhamdülillah deyin deyişti Adam Aleyhisselam'da. Birinci ağızdan çıkan sözü Elhamdülillah oldu. Elhamdülillah ibadetlerde ibadeti buradalar. İnşallah kendi suhbetlerde Elhamdülillah kanaka ibadetle ilgili yapır biremiz. Elhamdülillah dedi. Ve ey demedi. Allah Azze ve Celle cevap verdi. Rahimeke Rabbuk. Rabbini senge rahmeti buldu dedi. Ne cimeti buldu? Kaleler otamız kanıka insan bugün. Kandı ibanda bugün. Öşü otamızı, farzandımız mı hakiki? Bir günah koyup durup kullu buna adama hattan ve kullu hayrol hatta yine tavabun doğramız. Ne diyemiz? Hata kılıçlardı. Adam balası var ki hata kıladı. Hata kılıçlardı en yaksı. Tövbe kılıçlardı. Buradalar otamızga ergesi, otamız bir metreyle hata kıyken. Bir metre şu meyveni yap koyken. Kaytı günahıma yiyen. Res otamızı farzandı boğaduyken bozsa günahı kemra kılıyordu. Her sefer günah koyup durla, yaş kılıçlı, tövbe kılıçlı. Kımasızlık hareket kılıyordu buradalar. Törünçü metre Allah'a rahmeti boğuldu. Ruh, Adam Aleyhisselam'da karnı geyitken de, karnı işe düştü de, cennette meyvelerini kördü, iyi iş gereğini düşündü, hala can ayağı geyitmesinden durup intil vardı. Şaşılıp gitti. Atamızdan bu yan. Bunda sana müccellese yetküçe bu mekepemiz o. 30 burada kütüp şaşılı yapmışız bu radarlar. Şaşılsagam, şaşılmasagam, Allah bergan kun bo'lishi iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang.
Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhissalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamiz-da, bo'lmayapti-da, bo'lmayapti. Duo qildingiz, necha yildan beri so'z bo'lmayapti, birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desiz, pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz, 50 yildan ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kelgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi shunday teskari yo'l bilan oyog'idan boshlab chiqishni boshlaydi. Yo mana ba'zida shu shunday bir ulamolarning gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, sariga kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Ho'ho, hali qancha borim dedingiz-ku? O'rtacha bir 70 ga kirsam kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan sinadi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lsa, qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhissalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldi dedi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa, birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kimi millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, hali test qatorini olib qo'ya, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Yine to'xtatamiz. Va idza astadbira va idza akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqula inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda ha men eshitmagan ekanman bularni. Ha menga biroq aytmagan ekan der ekan. Biroq bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha. Biz guvohmiz, sen bizni yo'qdan bor qilganingga. Deb javob berganmiz. Kim esla oladi shuni? Islomiyslarmi? Men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi. Alloh taolo aytayapti mana, biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dagovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadis rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi.
Biz namoyi amalimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarin topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ya layta ya ha umqra'u kitabiya. Ammo kimi kitobini o'ng qo'lidan bersa dedi Alloh taolo. Kitobini oladi deb xursand bo'lib ko'ringlar. Mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kimi kitobini chap qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chap qo'lni olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishiga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Kimi jannatga, kimi dozoqqa borishi hal qilinganmi?" "Ha" dedi Rasululloh. "Ha unda nima qilamiz, qiylar amal qilib" dedi. "Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yota olmaymizmi? Ha meni jannati bo'lganimni yozgan bo'lsa, ha men dod desam, faryod desam, jannatga kiraman ekan, shundaymi? Shunday. Ha men har qancha amal qilsam, agar dozoqligimni yozgan bo'lsa, dozoqqa kirib keta olaman ekan, shundaymi? Unday emas, birodarlar. E amalu kullun muyassar liman xuliqara dedi Rasululloh. Yo dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 da yerda 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'layotganda ko'z zinosi. Bemalol televizor tishlab qora olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib, televizor o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilishi bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo, Alloh biladi, buni ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxni ishini qilishi oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannat ishlarini qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kimga qayerga borishligi biz uchun. Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bir insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannat ishlarini qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zax ishlarini qiling, do'zoqqa kiring. Lekin jannat ishlarini ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuncha o'zimizga katta baho berib xotirjam bo'lib qolmaylik. Necha marta azob bo'ldi? Birinchisi o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi o'zini ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi rohimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.